saçlara bu her gün işlem yaptırıyoruz ya, fön, maşa, işte ne bileyim, toplatıyoruz, ediyoruz. Bunlar zarar veriyor mu? Yani zarar veriyor mu? Bilinçli yapıldığı sürece aslında zarar vermiyor. Nedir bunun bilinçli kelimesinin altında yatan şey? İşte mesela evde de yapan saçlarını bayanlar için de bu geçerli. Ne bileyim işte kuaför salonlarına giden bayanlar için de geçerli. Mesela fön çekiyorsunuz saçınıza. Hı hı. Çok basit bir işlem. Mesela fırçayı böyle çok bastıra bastıra, fönü böyle iyice basa basa, sıcak fönü saçın üzerine temas ettirerek böyle eze eze derler yani. Dumanlar. Aynen öyle. Böyle sen eze eze saçını fönlersen, o düzleştiriciyi böyle bastıra bastıra, yani çok bastırmadan hafif yüzeysel yaparsan daha az zarar görüyor. Ama böyle basa basa preslersen ya da bir maşayı ne bileyim böyle alıp sararken mesela sar hemen böyle bir dakika sonra hemen tık aç, yani zaten daha doğal oluyor. Yani öyle beklediğin zaman Meti Bey o kadar güzel şey konuya değindiniz ki. Çok önemli gittiğimiz ben de mesela salonlara gidiyorum işte. Hemen kuaförün belki çok tecrübeli olduğumuzdan, çok belki yaşla da alakalı bu. Fırçayı sarışından ben o kuaförün hemen anlıyorum. Nasıl ve saçı yoruyor. Saçı? Yani bir kuaför saçı yormamalı, sizi aynen yormamalı. Öyle, kıyafet öyle. Gibi yani aynen, kıyafet nasıl aynen. Karşınızdaki bir insan giydiği zaman o yoruyorsa o kıyafet sizi, yormamalı. Saç da öyle, o kadar yoruyorlar ki. Aynen. Mesela ben gidip diyorum ki ya ben fön istemiyorum. Ben düzeltme gibi fön istiyorum. Aynen. Saçıma çok oynansın istemiyorum. Sizin saçınızı ben 10 dakikada şöyle bir fön yapayım. Tabii tabii. İnanın, 2-3 inanılmaz fırçayla. Doğal olur. 2-3 evet. Çok güzel, sağlıklı saç. Ama tabii için. Sen şimdi bunu 5-10 dakikada değil de 45 dakika bu saçı sen fönlemeye çalış. Hem saç sönüyor. Tabii tabii evet. Volümü gidiyor. Hem yapışıyor hem yağlanıyor. Özellikle ince telli saçlarda. Hı-hı. Mesela senin saçın ince telli. Ne yapabiliriz? İnce telli, yıpranmış, seyrek ve kuru saçları, şu an kendimi tarif ediyorum. Bir kere yaz dönüşü tabii ki güneş, deniz çok etkili. Bütün saçlar kuruyor. Yani bu saçın içinde boya olması, renklerin olması önemli değil. Yani doğal bir saç bile kuruyor. Yani bunu vücudumuz gibi düşünelim. Nasıl denizde güneşe çıkmadan önce bir vücut kremi vücudumuzu nemlendiriyoruz. Evet. Aynı şeyi aslında saçımıza da yapmak gerekiyor. Bu birçok firmalarda var zaten. Yani çok uygun olanları da var. Ne bileyim pahalı olanları peki, da var. Markaya göre değişiyor. Bir şeyler evde var. De hani mesela argan yağı çok... Kozmetik ürün kullanmadan, isim de vermeden, marka vermeden. Mesela argan yağı çok güzel, çok pratik. Evet, çok hemen güzel. Alacaksınız saçınızın boy ve uçlarına. Her saç tipine uygun mudur? Sadece ince telli saçlarda biraz daha az uygulayabilirsiniz. Kalın ve yoğun saçlarda biraz daha miktarını artırabilirsiniz. Saçınızı nemlendirir, kuruluğunu alır. Nasıl uygulayacağız peki? Diyelim ki işte duştan çıktık, saçımız ıslak. Aynen. Kurutmadan nemli önce saça, uçlarına. Aynen avucunuzu alıp boy ve uçlarına sürüyorsunuz. Tarıyorsunuz. Zaten saçınızda kalıyor. Gün boyu saçınızı nemlendirir, kuruluğunu alır. Bir de yıkarken tabii ki saç yıkamak da çok önemli. Yani nasıl şimdi bana sorarsanız ben hep doğallıktan yanayım. Hep doğalda o doğal doğal biliyorsun beni. Şimdi şöyle bir şey var. Profesyonel bir saç bakın. Şampuanı ya da bakımı kullanacaksak o profesyonel ürünler zaten bu işe çok uygun. Ama ben profesyonel bir ürün almak istemiyorum. Daha ekonomik bir şey atıyorum, evimde alıp kullanmak istiyorum diyorsa eğer izleyicilerimiz de kesinlikle bebek şampuanını tavsiye ediyorum. Bebek şampuanları çünkü içinde deterjan yok onların. Deterjan olmadığı için daha doğala yakın, daha temiz yapıyor. Çünkü diğer market şampuanları böyle köpürüyor. Aslında o saçı iyi temizledi anlamına gelmiyor. Yani, çünkü öyle bir his oluyor. Ama, öyle bir hissederiz çok değil mi? Çok köpük olunca köpük sanki olunca iyi güzel yıkanıyor. Bir şampuan. Aslında öyle bir şey yok. Tamamen deterjan var içinde. Ben o deterjandan köpürüyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun şimdi? Bir itirafta bulunayım. Yıllardır yüzümün makyajını bebek şampuanıyla çıkıyorum. Aynen öyle. Yıllardır herhangi bir ürün kullanmam. Yıkıyorsunuz onu bebek yıkıyorsunuz. Bebek şampuanıyla yıkıyorum yüzümü. Aynen çok öyle. Da güzel en doğrusunu yapıyorsun. Çok da iyi geliyor. Bir de yıkarken şampuanı aldık avucumuza. Aldıktan sonra böyle lönk diye tepemize koymayacağız. Öyle mi? Aynen genelde bazıları öyledir. Da böyle direkt hemen, ya da böyle sıkıyor kafaya. Aynen o da doğru değil. Biraz eline sürüyor. Çünkü oraya birikiyor, yoğunlaşıyor. İşte arınması daha zor oluyor. Avucumuzu alıp böyle yapıp İşte saçımızın böyle belirli bölgelerine uygulayıp sonra suyla yıkıyoruz, köpürtüyoruz. Bir dönem yurt dışında özellikle işte Hollywood'da hep magazin dergilerinden vesaire takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla bir akım başladı. Şampuan kullanmama akımı. Hatta saçı yıkarken işte sadece doğal sabunlar kullanmak. Bu da aslında iyi bir yöntem olabilir değil mi? Tabii yine işte dönüyoruz oraya. Mesela doğallığa geliyoruz. İşte dediğin gibi o yöntem olur. Zeytinyağlı sabun. Aynen öyle.
işte doğal, daha doğala yakın markaların şampuanları var tabi. Yani o kadar doğala yakın ki inan neredeyse hiç köpürmüyor gibi. Ama işte çok hani boyalıysa saç, çok yıpranmış bir saçsa tabi onu çözemiyor. Onun için maske biraz kullanmak biraz bakım lazım. Yapmak bakım gerekiyor, kremi kullanmak evet, lazım. Aynen öyle. Peki saç kremini nasıl kullanacağız? Özellikle günlük kullandığımız saç kremleri. Şimdi günlük aldığımız ürünlerin yanındaki o kremler, maskeler var ya. Şimdi o iki çeşit oluyor biliyorsun. Bir normal günlük her yıkamada kullanabileceğimiz saç bakım kremleri, bir de haftada bir yapacağımız yoğun maskeleri. Saç maskeleri. Bu da şöyle, saçımızı yıkadık. Yıkadıktan sonra havluyla o fazla suyunu alıyoruz. Günlük saç kremi ise yine avucumuzu alıyoruz. Az az alıyoruz. Avuç avuç değil. Saçımızı ikiye bölüyoruz. Boy ve uçlarına böyle masaj yaparak diplerine uyguluyoruz. Diplerine değil. O dibe bakım kreminin hiçbir faydası yok. Artı saçınızı ağırlaştırır, saçınızı yağlandırır. Özellikle ince telli saçlarda gerek yok ya, bir faydası yok. Ha, bir zararı var mı? Zararı da yok. Ama dediğim gibi ağırlaştırır, yağlandırır vesaire. Dediğim gibi boy uçlarına uyguluyoruz. 1-2 dakika bekliyoruz. Maskeyi yaparsak yine aynı şekilde uyguluyoruz. Maskeyi 5-10 dakika arasında bekletebiliriz. Sonra durulayıp çıkıyoruz. Çıktıktan sonra atıyorum bir argan yağıyla uçlarına sürüp gün Metin, boyu saçınıza kalabilir. Metin sen uzun yıllardır, sanırım 20 yılı aşkın bir süredir. Aşkın. Belki de daha fazla. Ben sana söyleyeyim 25-27 yıl falan 27 oldu. 27 yıl. Yani kendisi herhalde 3,5-4 yaşında başlamış mesleğe. Çok da genç görünüyor. Sağ ol. Bu mesleğin içerisindesin. Hanımların en çok yaptığı saçıyla ilgili en çok yaptığımız hata nedir? Yanlış nedir? Bir kere evde yine yapan bayanlar için mesela krepe yapmak. Aslında yanlış yapabiliyorlar. Çünkü krepe yapılırken saçı aldığınız zaman böyle diplerine böyle küçük küçük darbelerle, yani küçük küçük hareketlerle mesela atıyorum şu tarağımı alayım. Saçı benim ayırdık. Saçımı da gösterebilirsin. Aynen, küçük bir şey şuradan göstereyim. Mesela saçımızı buradan ayırdık. Tepe bölgesi özellikle basık olduğu için buralarına volüm vermek için. Şimdi biz bunu aldık. Buradan ayırdık. Şimdi bunu o kadar böyle yumuşak hareketlerde yapmak lazım ki böyle böyle. Ama şimdi bazen bakıyorum böyle 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 böyle, yani bu saç gitti, krepe kırıldı. Yapmıyor. Aynen öyle, hem saça zarar veriyorsunuz, evet, hem saçı yıpratıyorsunuz, hem de ne oluyor? Aslında doğru bir şey yapılmıyor, saçı kırıyorsunuz. Şimdi bu çok önemli, krepe. Artı saçı şey çok yıpratıyor, kimyasal işlemler, ama doğru yapılan kimyasal işlemler tabii ki yıpratmıyor. Biz mesela mağazalarımızda ve salonlarımızda hep bunu tavsiye ediyorum. Ben eğitimlerimde de bunu anlatıyorum. Amonyaksız, daha böyle doğala yakın ürünler kullanıyoruz. Yani bunun açıcısı da var, boyası da var. İşte ne bileyim, tabii ki bazı renkleri amonyaksız ürünlerle yapamıyorsunuz ama market raflarında gördüğümüz amonyaksız boyalar artık son yıllarda marketlerde de bulabiliyoruz. Peki bunların kullanımı da aynı etki yapar mı? Yani sağlıklı mıdır? Şimdi tabii ki sağlıklı, ama amonyaksız ürünler mesela beyaz kapama özelliği daha düşüktür amonyak diye göre. Çünkü amonyaksız bir ürün, şunu saç teli olarak düşünelim. Saçın yüzeysel üstünü boyuyor, kapıyor. Yıkandıkça da akıyor. Ama amonyaklı bir ürün saç yapısının pul tabakasını amonyak açıyor, saçın içine giriyor. Ama saçın doğasıyla oynuyorsun o zaman. Mesela saçın yani doğası bozuluyor. Yani dolayısıyla saç yıpranıyor. Aynen, doğasıyla pul tabakası açılınca ne oluyor? Pigmentler giriyor içine. Pigmentler girince atıyorum renk, yani mesela atıyorum kahverengi yapıyorsun, sarı yapıyorsun vesaire. O saçın pul tabakasını açıp içine pigment yüklüyorsun. Sonuçta ne oluyor? Saçın sen yapısıyla oynamış oluyorsun. Oynamış oluyoruz. Bir virgül koyalım hemen. Okay.